Açık Oturum'un 453. bölümünden merhaba. Konumuz Kürt meselesi ve son gelişmeler. Kürt meselesine siyasi zeminde çözüm arayışları Devlet Bahçeli eliyle yeniden başladı. Bunu hepimiz biliyoruz. İlk adımı 1 Ekim'de atıldı. Meclisin açıldığı gün Demirel'e Bahçeli el uzattı. Ruşen Çakır'ın tanımıyla Devlet Bahçeli'nin Öcalan açılımı bu tokalaşmayla başladı. El uzatan Bahçeli olunca tabii siyasi çevrelerde o tokalaşma yeni bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirildi. Attığı adımın devamı da geldi zaten. Bahçeli yine meclis çatısı altında yaptığı grup toplantılarında Öcalan'a 2 hafta sonra 15 Ekim'de terörist başı örgütünün tasfiye edileceğini ilan etsin. 22 Ekim'de de terörün bittiğini, örgütün tasfiye edildiğini tek tarafta ilan etsin çağrılarını yaptı. Adına çözüm süreci denmedi ama diyalog zemini böylelikle başladı. Ama tam bu süreç konuşulurken PKK TUSAŞ'a bombalı bir saldırı düzenledi biliyorsunuz. Dün 5 kişi yaşamını yitirdi bu saldırıda, yaralılar var. Bu gelişme çözüm arayışlarının sonunu getirir mi demeye kalmadan Bahçeli hiçbir hain hesap tutmayacak diyerek sürece sahip çıktı. Ardından da Ömer Öcalan'ın Abdullah Öcalan'ı ziyaretine izin verilerek fiilen de adım atıldığını öğrendik. Ve bu gelişmelerin ışığında yeni süreci değerlendireceğiz. Konuklarımı tanıtmak istiyorum hemen. Vahap Coşkun, Tanju Tosun ve Sezin Öney. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. İsterseniz direkt nabzın attığı yerden başlayalım. Sayın Vahap Coşkun'a dönerek sıcak günler geçirdiniz. Özellikle dün son derece sıcaktı Diyarbakır açısından. Konuya da biz Diyarbakır'dan girelim dedik. Dünden başladığımızda ne görüyoruz? Özgür Özel Diyarbakır'daydı. Güneydoğu turunu Diyarbakır'dan başlatmıştı. Ve görüşmeler ard arda yapılırken, hatta genişletilmiş bir MK yapacakken, genişletilmiş bir toplantı yapacakken birdenbire bu saldırı gerçekleşti. O da programını iptal edip Ankara'ya döndü. Şimdi gerek Bahçeli'den gelen adım, gerek Özel ziyareti ve gelinen noktayı nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyoruz. Çünkü Diyarbakır'da duygular herhalde birbirine karışmıştır. Buradan bakınca öyle görünüyor. Hem başlayan bu diyalog süreci, arkasından Özgür Özel'in bir Güneydoğu turu başlatması, bunun sevinci yaşanıyorken birdenbire işte bombaların patlaması, pek çok duygu bir arada yaşadı Diyarbakır. Sizden dinleyelim, buyurun. Evet. Aslında sadece Diyarbakır'da değil, bütün Türkiye'de duygular içe girmiş durumda. Çünkü 1 Ekim'den öncesiyle hiçbir şekilde mukayese kabul edilmez bir gündem var ortada. 1 Ekim'den önce Kürt meselesini konuşabilmenin zemini yokken bugün her ortamda, her platformda bu sorun farklı aktörleriyle ve bütün detaylarıyla tartışılıyor. Ve dolayısıyla bütün herkes ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Özgür Özel'in yapmış olduğu ziyaret son derece önemliydi. Diyarbakır'a yapmış olduğu ziyaret iki açıdan önemli. Bunlardan bir tanesi iktidar Bahçeli ve Erdoğan eliyle kendi Kürt kartlarını bir nevi açmışlardı. Bundan sonra CHP'nin Kürt açılımı ne olacak? Bu sorular soruluyordu ve CHP bunun karşısında nasıl bir pozisyon alacak soruları soruluyordu. Bunun cevabını verecekti Sayın Özel aslında bunun cevaplarını bir kısmıyla verdi. Hem Selahattin Demirtaş'a yaptığı ziyaretin ertesinde yaptığı açıklamayla hem de Diyarbakır'da çeşitli platformda yaptığı açıklamayla bunun cevabını verdi. Ve bu süreçte CHP'nin yolu tıkanak değil, yolu açan, süreci köstekleyen değil, süreci destekleyen bir pozisyonda olacağını çok net ifadelerle dile getirdi. Biliyorsunuz bu süreçte sürekli kullanılan bir kavram var, el yükseltme kavramı. Sayın Özel de el yükseltiyorum ve Kürtlere bir devlet sözü veriyorum. Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olarak görecekleri bir çözüm öneriyorum dedi. Ve böylece CHP'nin pozisyonunu bir şekilde ilan etti. İkincisi tabii çok önemliydi. CHP açısından çok önemliydi. Çünkü CHP özellikle 2019'dan bu yana yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyelerinin kazanmasında Kürt seçmenin desteği son derece önemli. Bunu da gözeten bir bakışla bence meseleye yaklaştı Sayın Özel. Bir üçüncü olarak da şu tabii, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sayısal ağırlığı var. Yani en son seçimde birinci parti olarak çıkan bir partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla onu takınacağı tutum bir süreç olacaksa eğer bu
hamle bunun gidişatı üzerinde son derece etkili olacak. Bu sayısal ağırlığın yanında CHP'nin simgesel ağırlığı var. Hiç kuşkusuz işte Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak bu Kürt meselesi, Cumhuriyet'le yaşıt olan meselesinde takınacağı tutum son derece önemliydi. Bence her iki açıdan da olumlu bir noktada durdu Sayın Özel ve CHP'nin duruşunu çok net bir şekilde ifade etti. Elbette bu gezi devam etseydi sonraki duraklarda Mardin'de, Van'da bu sözlerini daha da derinleştirecek, bu süreç hakkındaki pozisyonlarını daha da netliğe kavuşturulacaktı. Ama bu meşhum Ankara'daki saldırı gerçekleşince geri dönmek zorunda kaldı. Fakat bugüne kadar gösterdiği performans, yani 1 Ekim'den bugüne kadar gösterdiği performansı dikkate aldığımızda CHP'nin 2013-2015 çözüm sürecine oranla burada daha aktif, daha yapıcı ve daha müspet bir noktada duracağını söyleyebiliriz. Bütün işaretler o yönde. O zaman Sayın Tosun size dönelim. Siz de CHP'ye bu açıdan bakıyorsunuz, aldığı pozisyon açısından baktığınızda ve tabii en başta sözünü ettiğim içinde bulunduğumuz atmosfere ilişkin görüşlerinizde sizden rica ediyorum. Bu aslında yani Sayın Özgür Özel'in özellikle Diyarbakır ve çevre illere yapmış olduğu ziyaret vesilesiyle değil, son genel seçimler öncesi yani 2023 öncesinden beri Kürt sorununa bakışında yani Kemal Bey'in de bundaki katkısını göz ardı edemeyiz tabii. Geleneksel Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakışında bir farklılık var. Yani onun altını özellikle çizmek gerekiyor ki Vahap Hoca'nın da ifade ettiği gibi aslında bu kendisine en somut olarak 2024 yerel seçimlerinde gösterdi bir şekilde. Elitler arasında bir ittifak resmi olarak olmasa da tabanda kurulan bir ittifak gerçekleşti. Yani İstanbul'da da böyle oldu. Bir başka kenti Adıyaman'da da böyle oldu. Bu açıdan bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelmiş olduğu nokta bugün itibariyle yeni değil. Bir süreden beri işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin o geleneksel bakış açısından farklılaşan ve meseleyi Türkiye'de özellikle demokrasi, eşit vatandaşlık üzerine oturtan bir yaklaşım var sorunun çözümüne yönelik olarak. Nitekim dün yanılmıyorsam Diyarbakır'da Özgür Bey'in yapmış olduğu açıklamada bir huzur, refah, barış, demokrasi, birlik ve beraberlik için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz şeklindeki bir açıklama aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonunu net olarak ortaya koyuyor. Dediğim gibi son 3-4 yıldan beri var olan çizgisinde bir tutarlılık dikkat çekiyor. Bunun ötesinde yine yanılmıyorsam bu sabah yapılan bir açıklama var. Cumhuriyet Halk Partisi açısından sürece bir şekilde destek vermenin siyasal destek anlamında güç kaybına yol açma olasılığına rağmen Türkiye'nin geleceği için, barış ve demokrasi için bir arada yaşamak için destek eğiliminde olduklarını anlıyoruz. Ha, Bu bunu evet açıdan Diyarbakır'daki kapalı bir toplantı evet, sırasında söylemiş. Murat Sabuncu yazdı. Onu söylüyorsunuz değil mi? Diyarbakır'da evet. T24'ten Evet. evet. Yani şimdi dün ve bugünkü açıklamalarını birlikte okuduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi açısından hem meseleye yaklaşım hem de katkı koyma anlamında bir problem yok. Yani büyük fotoğraf ama asıl burada önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin dillendirdiği temel husus bu sürecin yöntemine ilişkin itirazlar ve özellikle tabii bu 2013-2015 sürecinde yapılan hataların tekrar etmemesi, daha katılımcı, daha müzakereye dayalı ve bunun ardından bir toplumsal mutabakatın inşası için bunun parlamento içinde bir şekilde yönetilmesi gereğinin altını çiziyor. Bu gerçekten önemli. Yani böyle bir soruna
hem toplumsal rıza üretmek hem de meşruiyet takviyesi yapmak için bence de doğru adres parlamentodur. Tabii ki siyasal iktidarın bu tür sorunların çözümüne yönelik start vermesi önemlidir. Başlangıcı önemlidir ama asıl daha önemli olan ne kadar rıza, ne kadar meşruiyet fazla ise bugün bu soruna mesafede duran, hatta ciddi anlamda karşı duran kitleler ne oluyor? Türkiye'nin yararı için niçin oluyor, niçin olmalı sorularına daha kolay yanıt aranabilir ve bulunabilir. Şimdi yanılmıyorsam Soros araştırmanın kısa bir süre önce yapmış olduğu bir çalışma vardı. Onlar çözüm süreci olarak kavramsallaştırmışlar. Destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz diye. %49'luk bir destek, 43.7'lik bir desteklememe tutumu söz konusu. Şimdi destekleyen seçmen kitlesi arasında DEM seçmenin %80'i, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin %60'ı, AKP ve MHP seçmeninin ise %50'nin altında kalıyor. 50 ve yanılmıyorsam 40 ve 30 şeklinde. Dolayısıyla aslında Cumhuriyet Halk Partisi tabanı açısından bakıldığında bu Özgür Bey'in de ifade ettiği gibi yani huzur, barış, demokrasi ve birlik beraberlik için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısı itibarıyla sorunun çözümüne yönelik sorun yok ama yöntem konusunda bir farklılaşma söz konusu. Tabii önümüzdeki günlerde süreç nasıl ilerleyecek? Hangi aktörlerin, hangi kurumların bu sürecin içinde olacağı önemli. Cumhuriyet Halk Partisi de muhtemelen pozisyonu buna göre belirleyecek. O halde buradan devam edelim sizin öneyle. Şimdi nasıl süreç nasıl ilerleyecek? Ama buna gelmeden önce en başta da belirttiğim gibi şimdi nasıl başladı bu süreç? Devlet Bahçeli'nin uzattığı elle başladı. Hemen arkasından 15 Ekim'de ve 20 Ekim'de Bahçeli'nin çağrısı oldu. Ve sanki hani Bahçeli tek başına bir çağrıda bulunuyormuş gibi görünüyor olsa da öyle olmadığını da biliyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu çağrıyı? Nasıl görmek lazım? Öncelikle tabii bugün Sözcü'de Altan Sancar'ın haberinden öğrendiğimize göre zaten bu süreç bir yıldır işliyormuş. Bir yıldır arka planda varmış. Bütün bu yaşadıklarımızı, siyasi konteksti de bütün tartıştıklarımızı, özellikle 31 Mart seçimleri tabii bu bilgiyle geriye dönüp bir okumak lazım. Şimdi bizim için süreç Bahçeli'nin işte o meclis açılışında el sıkması ve daha da önemlisi işte bu meclis kürsüsünde konuşmasıyla başladı. Ama aslında işte dediğim gibi zaten arka planı olan epeydir bir müzakerelerden bahsediyoruz. Bir noktaya gelip olgunlaştığınız zaten kamuoyu araştırmalarının da birden ortaya çıkmasını bu gösteriyor. Yani kamuoyu araştırmaları da yapılıyormuş belli ki. Sadece işte şimdi deniliyor. Çünkü bir kamuoyu araştırmasının yapılması bir 15 gün en azından bir hazırlık gerektirir en hızlı biçimde bile. Böyle olunca demek ki zaten ilk adım atıldıktan sonra Ekim ayı içinde bu işte Ekim başında Bahçeli'nin el sıkmasıyla beraber nabız ölçmeler farklı bir boyuta taşınmış kamuoyu nezdinde. Tabii şimdi Bahçeli bu açıklamaları yaptıktan sonra ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmalarını, tavırlarını alırsak ve işte o iktidara yakın medyada farklı bir söylemin gelişmeye başladığını alırsak, şimdi yeni yapılacak araştırmalarda biz daha farklı rakamlar göreceğiz. Çünkü AK Parti seçmeni ve MHP seçmeni kendi liderlerinin ne dediğine göre çok fazla kendi algı dünyalarını, yaklaşımlarını şekillendiren seçmenler. Bundan dolayı şimdi o sizin gördüğünüz oradaki düşük rakamlar eski algı ayarlarına göre olduğu için şimdi yeni bir yaklaşım var. Süreç nasıl şekillenir? Bakın yani bir yıl önce den en az başlayan bir süreçten bahsediyorsak bundan sonra nasıl şekilleneceğiyle de ilgili biz fanilerin
belli işte o kamuoyu önüne yansıtılanları bilenlerin dışında nereye gideceğiyle ilgili çok fazla fikrimiz ancak spekülasyona dayanacak biçimde olabilir. Tabii bu sürecin bir dış boyutu var. Yani şimdi bir yıl önceden itibaren neler olmaya başladı diye onları kafamızda geçirirsek Türkiye'nin tabii ki ya ben öyle komplo teorilerine vesaire hiç giren işte büyük akıl falan diyecek değilim. O taraflarda, o taraklarda bezim yok, hiç de hoşlanmam. Ama Türkiye'nin Batı cephesiyle yani askeri bakımdan işte Amerika ile ve NATO ile ilişkilerinin daha bir rayına girmeye başladığı zamanlardan bahsediyoruz. O zamanlar ne oldu? İşte bu F-16 pazarlıkları, işte İsveç'in NATO üyeliği, daha da öncesine Mayıs seçimleri öncesine bile yani 2023'e dönersek de Amerika ile bu konuda müzakereler yapılıyordu. Bu paketin içinde elbette F-16'ların pazarlığın içine belli ki Orta Doğu'da Türkiye'nin rolü ve özellikle Türkiye'nin bu işte Irak'la ve Suriye'yle ilişkili bu anlamda Kürtlerle ilişkileri kendi içinde ve dışındaki belli ki o da konu içine girmiş. Ve Türkiye yeni bir yaklaşım geliştirmeye başlamış. Yani bir devlet aklı diyorsak burada dış ilişkilerin daha çok dayattığı taraf var. Dış ilişkiler tabii iç ilişkilerle de bağlanıyor. İçeride de Cumhur İttifakı'nın kendi geleceğini sürdürmesi İşte bir yer, artık çok ciddi krizler içinden geçen siyasi, ekonomik ve her türlü krizden geçen bir iktidardan bahsediyoruz. Burada kendini yeniden yaratması için adeta kendini kapatıp açması için elbette Kürt sorununu, Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesini ele alıyor olması lazım. Buradaki konu, mesele tamamen bir güvenlik meselesi. Yani nasıl eskiden sertlikle ele alınıyorsa, şimdi müzakereyle bir güvenlik konusu olarak ele alınıyor. Yani biz daha bunları tartışırken veya terör saldırısıyla ilgili konular gündemdeyken bir internet ciddi şekilde bant alanı daraltıldı. Sosyal medyadan dün haberleşmek çok zordu. Ancak yoktu hatta. Evet yoktu. Yani VPN'lerle ancak yapıldı. Yapılabildi yani bunu aşarak. Ve dahası Adalet Komisyonu ve Etki Ajanlığı tasarısı, noterlik kanunun içine sokulan etki ajanlığı tasarısı geçti. Şimdi böyle bakınca bu işin içinde demokrasi yok. Gene ben bir komplo teorisine girmek istemiyorum ama dünkü terör saldırısını şimdi Vahap Bey'i özellikle dinlerken tabii oradan bakış açısıyla CHP'nin bir demokratik açılım yaparken bir Kürt açılımı ötesinde kendi işte gerçek renklerine kavuşmak üzere bir demokratik açılımı yaparken bu bir terör saldırısıyla yarım kalmış oldu. Yani bu 1991'deki o Çetinkaya saldırısı ve işte o zamanlar işte SHP hükümeti şeyde koalisyon hükümeti vardı. Yani oradaki zamanları bana çağrıştırdı. Yani orada da ya bir elbette bu yüzden oldu veyahut da bu bir komplo işte bu tam denk geldi demiyorum. Ama ne zaman işte böyle bir CHP veyahut da o sol egemen daha olabilecek hareket bir açılım yaparsa orada da bir sıkıntı çekiliyor ve bunlar daha da olacak. İşte burada CHP ne kadar cesur davranacak, ne kadar ileri gerçekten gidebilecek. Bununla ilgili sorularım bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz ve bence sürecin asıl belirleyeni de bu olacak. Çünkü iktidarın kendi işte amacı veyahut da işte Cumhur İttifakı'nın gidebileceği noktalar belli. Bu yani yarın tekrardan eğer kendi iktidarını yarayacaksa ve uluslararası konjonktür farklı şekillenirse gene sert bir güvenlik meselesi olarak alınabilir veya tekrar devreye sokulur bu terör konusu. Hı-hı. Ama orada işte muhalefet kendine nasıl bir alan açacak buradan Türkiye'yi hep içine düştüğü kısır döngülerden çıkarmak için. Evet. Vahap Coşkun, şimdi bu noktada biraz parantezi genişleterek döneceğim size. Sizin önemli bir şey söyledi. Terör saldırısıyla yarım kaldı demokratik açılımsa eğer bu dedi. Şimdi zaten sürecin adını koyma konusunda da bir sıkıntı var. Kimse çözüm süreci diyemiyor. Çözüm süreci başladı diye zikredemiyor. Ama ortada bir diyalog olduğu var. Hatta Demirtaş'ın tanımıyla ne diyor? Siyasette çözüm arayışı gibi bir
Yani bir arayıştan söz edilebiliyor şu aşamada ama belli ki burada da bir mesafe kat edilmiş. Evet, Bahçeli'nin sözleriyle bugün yüzüne çıktı ama yine Sezin Öne'nin dikkat çektiği gibi öncesi olduğu belli. Sonrasında Cumhurbaşkanı'ndan Bahçeli'nin sözlerine gelen desteğin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ittifakın ortağı olarak aslında tek başına hareket etmediği de anlaşılıyor. Bir, bu sürecin adını koyacak olursak bu nedir, ne demek gerekiyor bu sürece? İki, şimdi dün yaşanan saldırıyla birlikte ele aldığınızda Sezin Öne'nin söylediği gibi yarım kalmış bir demokratik açılımdan da söz ediyorsak, dün yapılan saldırıyla birlikte bu nereye evrilir? Gerçi Bahçeli sahip çıktı ama nereye evrilir? Çünkü saldırı yapanlardan birinin de aynı zamanda HDP Hakkari'de eş başkanlık yaptığı ortaya çıktı bugün yine. Bütün bunları bir arada değerlendirirseniz yani nereye evrilir süreç şu aşamada? Önce bir iki noktaya değineyim. Tanju Hocam'ın bahsettiği kamuoyu araştırması önemli. Yani orada %50'lik bir destekleyen kesimden bahsedildi. Bence bu düşük bir oran değil. Aslında çok yüksek bir oran. Yani 8 yıldır Kürt meselesini siyasetin ve hukukun dışında tamamıyla güvenlik tedbirleriyle konuşan bir toplumda bir çözüm sürecinde %50'lik bir destek çıkıyorsa bu çok kıymetli bir oran. Hatta şunu söyleyeyim, 2013 ile kıyasladığımızda buradaki oran daha fazlaydı. Çünkü 2013'te %30'larda başlamıştı. Yani PKK ile görüşmelere destek veren toplumsal kesimlerin toplamı %30'lardı. Daha sonra süreç ilerledikçe bu %75'leri falan buldu. Dolayısıyla %50 çok iyi bir oran. HDP'nin ve CHP seçmenlerinin destek vermesi, yüksek oranda destek vermesi şaşırtıcı değil. Ben eğer bu süreç ete kemiğe bürünürse AK Parti'nin muhafazakar ve dindar kesimlerinin, MHP'nin milliyetçi kesimlerinin de bu iki aktörün de sürecin içerisinde olduklarını gözeterek bu oranın çok daha yükseleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla başlangıç noktası olarak o %50'lik çıta son derece önemli, değerli, üzerinde durulması gereken bir husus. İkincisi, sizin anlamın söylediği bu bir yıl önceden dış politikaya bağlı olarak gelişmeler de son derece önemli. Bence orada Türkiye sadece Batı ittifakıyla olan ilişkilerini toparlama yoluna gitmedi. Aynı zamanda Orta Doğu'da da bir nevi etrafı toparlama stratejisi izlemeye başladı. Yani darbenin finansörü olarak nitelendirilen Birleşik Arap Emirlikleri ile temasların geliştirilmesi, Suudi Arabistan'la iyi ilişkilerin oluşturulması, Mısır'a el uzatılması, Esad ile bir normalleşme sürecine girilmesi vesaire. Dolayısıyla bir dış politikada bölgede istikrarsızlığın arttığı bir ortamda etraflı toparlanma, derlenme, düzelme sürecine girilmişti. Muhtemelen bu süreçte bu arka planın üzerine inşa edilmiştir. Sürecin adını söylediniz. Evet, sürecin adı konulmuyor. Bunun iki sebebi var bana göre Yüksel Hanım. Bunlardan bir tanesi daha yeni. Yani nihayetinde 1 Ekim'den başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla insanlar ne olup bittiğini anlamaya, kavramları oluşturmaya çalışıyorlar. O nedenle sürece kesin bir ad koymuyorlar. Bu doğal. İkincisi, Türkiye'de özellikle bu son 10 yıl yaşadıklarımızdan ötürü bazı kavramlar negatif anlamlarla gitti. Yani çok hayıflanacağımız bir şey bu aslında. Barış gibi, çözüm gibi, süreç gibi kavramlar kullandığınızda hemen tepkileri üzerinize çekmeniz muhtemel. O nedenle zannediyorum taraflar daha dikkatli bir dil kullanmaya, ilk söylediklerinde toplumun tepkisini çekmeyecek bir jargon üretmeye çalışıyorlar. Buradaki sürecin alınma konulmamasındaki hassasiyeti ben buna bağlıyorum ve bunu normal karşılıyorum. Bana göre önemli olan sürecin adı değil, yani önemli olan zarf değil, önemli olan mazur. Bu süreç içerisinde hangi adımların atılacağı, ete kemiğe nasıl büründürüleceği, bunlara odaklanılırsa çok daha doğru olur. Zaten süreç kendi içerisinde ismini bir şekilde bulur. İşte Ruşen Bey bir isim verdi mesela, Bahçeli'nin Öcalan açılımı dedi ve benzeri. Dolayısıyla süreç kendi içerisinde ismini bulur. Buna çok fazla odaklanmamak gerektiğini düşünüyorum.
Dünkü saldırı önemli. Sizin bahsettiğiniz bu sürecin akıbeti konusunda nasıl bir tablo çıkaracağı son derece önemli. Bu bir minik parantez açarak lütfen buna devam edin saldırıya. Yani saldırı önemli hakikaten ama zamanlama açısından da çok önemli. Yani çok kritik bir evrede gelişti. Bir yandan hani Bahçeli'nin sözü var ortada, bir yandan özel işte bir Doğu Güneydoğu turuna çıkmış ama aynı zamanda Ömer Öcalan'da amcasını ziyarete gidecek ve bu İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığına göre PKK'nın yaptığı bir saldırı. Evet. Yani Öcalan'ı Ömer Öcalan'ın ziyaret edeceği biline biline böyle bir saldırı yapmak ayrı bir mesaj anlamına da gelebilir mi? Bunu da lütfen alayım. Evet, yani dediğiniz gibi son derece önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ortaya oldu. Şimdi yani çatışma çözümü üzerinde çalışırken bu tür saldırılara dair şunu görebiliyoruz. Üç önemli nokta ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi, uzun süreli bir çatışma varsa eğer ortada, bu çatışmadan faydalanan gruplar her yapının içerisinde olabilir. Yani PKK'nın içerisinde de çatışmanın devamından yana olanlar olabilir. Devletin içerisinde de siyasetin öne çıkmasını kendi gelecekleri açısından çok ciddi bir tehdit olarak gören unsurlar bütün aktörlerin içerisinde yer alabilir. Bu burada dolayısıyla bunu sürekli göz önünde bulundurmak lazım. Birinci husus bu. İkincisi, yine bu süreçlere başladığımızda bu tür sabote edici eylemlerin olacağını tahmin edersiniz. Yani bu tür eylemler gerçekleşir. Gerek kendi çözüm süreci deneyimlerimizden biliyoruz, gerek dünya tecrübelerinden biliyoruz. Yani İngiltere IRA ile en önemli görüşmelerini yaparken Belfast'ta, Londra'da bombalar patlıyordu. Yani bunları örgütler, devletler bunları gerçekleştirebilir. Burada PKK'nin yaptığı veya PKK'nin içerisinde birilerinin yaptığına dair bir açıklama yapıldı. Burada da anlaşılan bir grup bu sürecin ilerlemesini istemiyor. Sorunun siyaset ile çözülmesi noktasında bir isteğe sahip değil. Bu sorunun ancak silahla, şiddetle çözülebileceğine dair topluma bir mesaj veriyor. Buradan çıkarılacak sonuç bu. Üçüncü olarak Gökçen'in bu tür saldırılar karşısında dikkat edilmesi gereken husus şu. Bu saldırıların nasıl sonuç üreteceği, muhataplarının nasıl tavır alacağıyla ilgilidir. Yani buna ne cevap verilecektir? Eğer bu saldırıya rağmen çözüm iradesinde sağlam durulursa, barış iradesi yüksek bir sesle dile getirilirse bu saldırıları boşa çıkartmak daha kolay olur. Ama bu saldırı olduğunda hemen eski dile dönülürse o zaman saldırıların amaçlarına ulaşma olasılıkları artar. Ben dünkü tepkilere baktığımda şunu görüyorum. Bence sürecin içerisinde yer alacak olan aktörler, yer alması muhtemel olan aktörler bunun arkasındaki niyeti çok açık bir şekilde okudular ve buna gerekli cevabı verdiler. Yani Bahçeli'nin açıklamasına bakıldığında herhangi hain bir saldırı bizi amacımızdan vazgeçiremez diyor. Dolayısıyla başlattığı inisiyatifi sahiplenen bir dil kuruyor. Ama diğer taraftan özellikle Demirtaş'ın açıklaması son derece önemli. Ben bu açıklamanın çok kritik bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Orada Demirtaş bu sorunumuzu demokratik yollarla çözmeyi sabote edenler veya siyaseti boğmaya çalışanlar bilmelidir ki biz buna bu kez izin vermeyeceğiz. Bu çok net kullanmıştır. Ben tam cümlesini şey yapayım isterseniz. Evet. Demirtaş'ın çözüm yolu, siyaset çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor bir kere. Her şeyden önce ve sorunlarımızı konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız. Evet, şimdi ben bu mesaj aslında iki yönlü bir mesaj. Ben öyle değerlendiriyorum. Bir tarafta Öcalan'a bir mesaj, yani inisiyatifi al, siyasetin yolunu aç, biz senin arkandayız. Çok açık, çok net bir söz bu. Diğer taraftan PKK'ye, eğer Öcalan siyaset üzerinden bir vurgu yapar ama siz
bunu boşa çıkarırsanız o zaman biz Öcalan'ın arkasında saf tutarız diyen bir açıklama. Yani Demirtaş bundan önce de Kandil'le bir takım polemiklere girmişti. Ama ben Demirtaş'ın kişisel tarihinde ilk defa bu netlikte, bu açıklıkta, bu kararlılıkta bir siyaseti savunma duruşunu gördüm. Bunun son derece ödüllü ve kritik olduğunu düşünüyorum. O nedenle ilk gelen işaretler üzerinden yorumlandığında bu saldırının, bu Ankara'daki saldırının başlayan bu inisiyatifi boğmayacağını, tarafların buna rağmen süreci ilerletme yönünde adım atmaya devam edecekleri sonucunu çıkartıyorum. Tanju Tosun, siz katılıyor musunuz bu görüşe? Bütün bu olanlara karşın aynı şekilde ilk nüveleri atılan bu görüşmeler bir şekilde ete kemiğe bürünecek mi her şeye rağmen? Tabii bugünden bir öngörüde bulunmak kolay değil. Yani ete kemiğe bürünme anlamında. Fakat özellikle elitlerin söylemini dikkate aldığımızda bir iyi niyet var. Bir taraftan terörü şiddetle lanetleme var ama diğer taraftan da mesela şöyle bir açıklama yok. Yani başlayan bu süreç kesinlikle işlememeli gibi içe kapanmacı otoriter bir dil yerine evet terörü şiddetle lanetleme ama dediğimiz gibi Özgür Bey'in de ifade ettiği gibi yani huzur, birlik, bütünlük adına daha pozitif bir mesaj dikkat çekiyor ve izlediğim kadarıyla özellikle sosyal medya üzerinden okumaya çalıştığımız zaman evet yani toplumda da bir terörü lanetleme var ama diğer taraftan da mesela bu 3 yıl önce olsaydı böyle bir sağduyu dikkat çekmezdi. Yani bir sağduyunun da var olduğu açık. Dolayısıyla dengeli bir şekilde asla teröre karşı taviz vermeyen ama Türkiye'nin barışı, esenliği, güvenliği için bir yol bulunmalı şeklinde elitler arasında bir benzer söylem dikkat çekiyor. Peki CHP nasıl pozisyon alır bu denklem eğer yerine oturacak olursa? Biraz önce değerlendirdiniz CHP'nin aldığı bugüne kadarki tutumu. Ama bir süreç olursa iktidar kanadı CHP'yi de olmasa da görmek ister mi? Yani CHP'nin aynı şekilde bu sürece katkı sunmasının yolu da açılır mı? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi biraz önce de belirttiğim gibi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yer almadığı bir sürecin özellikle toplumsal rızayı ve meşruiyeti güçlendirme anlamında sorunlar üreteceği kanaatindeyim. Ben sorunun çözümüne yönelik olarak ama diğer taraftan şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir de geleneksel kemik meseleye çok farklı pencereden bakan, ulusalcı reflekslerle meseleye yaklaşan bir seçmen kitlesi var. Şimdi bu seçmen kitlesine yönelik olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir söylem geliştirmesi, bir politika üretmesi gerekiyor. Özgür Bey'in yapmış olduğu açıklamada yani oylarımızın düşmesi pahasına gibi kullanmış olduğu ifade biraz kanımca bununla da ilgili böyle bir endişe taşıyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi açık. Yani iktidar iktidarla yan yana görünmekten dolayı oy kaybından söz yani ediyor iktidar, değil mi? Böyle iktidarla yan yana görünmenin ötesinde yani bu terör algısı ve bu sorun çözümüne yönelik klasik Cumhuriyet Halk Partili seçmen refleksine bir de bu eklemleniyor tabii ki. Yani ittifakla, iktidarla yan yana görülme olasılığı ama buna rağmen Özgür Bey'in o değerlendirmesi yani mevzu bahis olan Türkiye ise bu şekilde yani meseleye daha yapıcı bir şekilde yaklaşacaklarını gösteriyor. Ama burada altını tekrar çizmek gerekir ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürece daha
aktif bir şekilde katkı koyabilmesi için bu sürecin parlamento içinde bir şekilde yönetilmesi gerektiği. Yani CHP'nin bakış açısı bu. Parlamento içinde niçin? Çünkü yani Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olarak kabul edilen bir sorun karşısında iktidarın üreteceği bir projenin kendi siyasal çıkarları açısından değil ama Türkiye'de toplumun mutabakatı açısından risk üretmesi, destek bulamaması halinde geri geçmişte yaşanan bir çözüm süreci gibi bir hal alabilir. Dolayısıyla ne kadar fazla katkı konabilirse, ne kadar fazla katılımcı parlamento içinde müzakereye dayalı olursa ve oradan bir mutabakat çıkarsa, dolayısıyla böyle bir sürecin rıza ve meşruiyete dayalı olarak sonuçlanması tabii hem CHP'nin kendi siyasal şeyi açısından, çıkarları açısından ama CHP için hiç de önemli değil. Çünkü açıklamayı yaptılar. Söz konusu olan Türkiye'nin birlik bütünlüğü olduğu şeklinde. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki süreçte bu konuyu tabii parti içi yetkili organlarında mutlaka ayrıntılı bir şekilde görüşecek diye düşünüyorum. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ne söylemiş, soruna ilişkin ne tür çözüm önerileri geliştirmiş. Bunları da referans almak durumunda tabii ki ve bunun yanında da sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki değerlendirmeleri elitler arasında bir görüş alışverişine değil, mutlaka ve mutlaka tabanla iletişime, tabanın görüşlerinin en ayrıntılı biçimde almasına da dayalı olması gerekir. Bundan sonra yüzünü bu soruna nasıl bir yaklaşım gösterecekleri konusunda CHP'nin özellikle yerel teşkilatlarına dönüp orayla da fikir alışverişinde bulunduktan sonra bir yöntem belirleyeceği. Yani büyük yöntem evet parlamento içinde ama olabilir olanlarla olmayacak olanlar konusunda da tabanın görüşlerini dikkate alacağı kanaatindeyim. Aksi takdirde bu bir küçük risk olarak kalmaz CHP açısından. Daha büyük bir risk oluşturur ama benim görebildiğim kadarıyla şu anda meseleye bakışta Türkiye'nin yararı için huzur, güven, istikrar, barış için o 2013-15 ile karşılaştırıldığında daha pozitif bir noktada. Hı hı. O zaman sizin öneyi şunu sorarak devam edeyim sizinle. Az önce Öcalan'ın sözlerini okudum. Ömer Öcalan'ın ziyareti sonrası bu ziyaret sonrası Ayşegül Doğan DEM Parti bir açıklama yaptı. Ayşegül Doğan geçti kameraların karşısına biz yayına girmeden hemen önce ve Abdullah Öcalan sözünü söyledi. Sıra sizde dercesine iktidara bıraktı iktidara bıraktı konuyu. Ne de demişti Öcalan? Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim. Öcalan elini koydu masaya. Ben varım dedi. Şimdi sıra sizde dedi Ayşegül Doğan'da. Bir bunun ışığında iktidar bu noktada nasıl bir tutum sergiler, ne beklenir anlamında. Bir de tabii size de aynı soruyu sorayım. Bu saldırıya rağmen siz de katılıyor musunuz diğer konukların görüşüne? Süreç yine devam eder mi? Çünkü Vahap Coşkun önemli bir şey söyledi. Her yapının içinde siyasi zeminde çözüm arayışına sıcak bakmayan ve bunu istemeyen yapılar olabilir. Bu da öyle bir olaydı dedi. Siz bütün bunlara katılıyor musunuz? Nereye evrilir? Elbette. Yani şimdi bir kere şimdi Hizbullah örneğinde gördüğümüz gibi, Lübnan Hizbullah örneğinde gördüğümüz gibi istihbaratların, istihbarat örgütlerinin nasıl silahlı yapılara sızabildiği ki Hizbullah çok bu konuda zor sızılabilen bir silahlı yapı olarak biliniyordu. Ama özellikle Suriye Savaşı'nın bunda etkisi olduğu, Suriye Savaşı'na angaje olmasından sonra
içeri sızmaların başlandığı yazıldı, çizildi. Eminim ki şimdi PKK, YPG'nin içinde de böyle farklı istihbarat örgütlerinin ve Türkiye'nin, yani bunda İran olabilir, Rusya olabilir vesaire, neyse, Türkiye'nin böyle bir sürece girmesini istemeyenlerde veyahut da kendilerinin de söz sahibi olmasını isteyenlerde bir takım eylemleri özellikle iteleyebilirler. Yani sadece PKK'nın içindeki bölünmeler de değil. Yani bunun bütün bu uluslararası ilişkiler boyutuyla karşımıza çıktığını unutmayalım. Yani komplo teorilerine gene girmeden. Yani sadece Amerika'nın itelemesiyle vesaire olacak diye, burada dediğim gibi yani hakikaten çok artık o kadar uluslararasılaştı ki bu mesele. Yani Türkiye bir zamandan kendi içinde çözebilseydi Kürt sorununu zaten bu noktalara gelmeyecekti. Yani AK Parti iktidarının ilk başında zaten bir terör meselesi yoktu vesaire, o zamanlar adımlar cesurca atılsaydı, gerçek bir demokratikleşme yaşayabilseydi Türkiye, her bakımdan yani ekonomisinden sosyal ve diğer boyutlarına bambaşka yerlerde olacaktı ve elbette güvenlik konusunda da. Şimdi demokratikleşme olmadan dediğim gibi, yani başta vurguladığım gibi bir süreç yürütülmek isteniyor. Evet, bu belli bir yere kadar gidebilir ve bu yani bir, bazen de işte o süreçlere girişilince bambaşka sonuçları da olabilir. Yani Türkiye tarihinde olmamış, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmamış bir ekonomik kriz yaşıyor. İnsanların orada da bir bıkkınlığı var. Yani ne olacaksa olsun, yani tamam ideolojik olarak böyle büyük fırtınalar esiyor vesaire gibi gözüküyor ama yani insanların artık canı burnunda olduğu için bu meselelerden, ya tamam bunu da nasıl çözüyorsunuz, tamam yani bu konuyu da önümüze getirmeyin gibi aslında içeride de bir yaklaşım görebiliriz. Veya o kadar çok algı ayarlarıyla oynanmaya çalışılıyor ki. Ve tabii ki yani bu dış politikadaki 180 derece dönüşler gibi değil. Yani diyorum size, yani 31 Mart seçimlerinde neler yaşadık biz yani. CHP'ye yönelik söylemler bakımından vesaire. Şimdi geldiğimiz nokta ne? Onun için burada bir toplumun önüne fırsat geliyor. Yani hem muhalefetin önüne geliyor, hem de gerçekten Türkiye'nin sadece Kürt meselesi değil, diğer sorunlarının da en başta demokratikleşme, yargı, adalet, bütün bu sorunlar da hepsi birbirinin içine geçiyor tabii. Yani Kürt sorunu, bu sorunları çözmeden aslında çözemezsiniz. Şimdi bu tabii ekonomiyi de aynı zamanda. Bunları gerçekten mümkün olduğunca çözebilecek, tamamen çözecek bile demiyorum. Bir yaklaşım, gerçek bir akıl, devlet aklı diyoruz ya, toplum aklı veyahut da işte muhalefet aklı, siyaset aklı ortaya çıkabilirse o zaman bir dönüm noktası gerçekten yaşayabiliriz. Yani bu bakımdan Türkiye'nin önünde bu bir fırsat penceresi. Yoksa iktidarın gideceği bence sınırlar belli. Kendine yaradığı yere kadar bir takım şeyleri sürdürmek isteyecek. Yani buradan bir başarı hikayesi çıkarmak isteyecek elbette. İşte yani çözersek biz çözeriz. İşte terörü bitirdik. İşte silahsızlandılar. Gerçek bir silahsızlanma olmasa bile mesela. Veyahut da işte orada şu an gerçekleşmesi çok uzakta ama Basra'dan başlayarak Irak'tan işte Türkiye'ye doğru uzanacak ticaret yolu, enerji koridorları projeleri var. İşte biz yaptık veyahut biz işte orada ihaleler tabii var. Yani bu iktidarı heyecanlandıracak bir takım işte neler olabilir burada. O kısımları var işin. Yani onunla ilgili bir başarı yansıtmak isteyebilir. Ya bunları önümüzde göreceğiz ve tabii ki işte yeni anayasa, iktidarda kalmak vesaire vesaire. Orada işte o kendi sınırlarına yaklaşmaya, yani bu iş, işimize yaramıyor. İşte biz ne işte iktidarda kalmaya yaklaşabiliyoruz, ne yeni anayasa yaklaşabiliyoruz ya da işte bu işte o şekillenmiyor, bu olmuyor falan filan noktasına geldiğinde de o zaman eğer bu fırsat penceresi kullanılırsa o siyaset aklı gene de Türkiye'yi o fırsat penceresinden bir geçirebilir, o eşikten geçirebilir. O zaman en azından bu beka konusunun son kullanma tarihi de dolmuş olur. Çünkü bizim neredeyse 10 yılımızı bu beka'la bütün siyaset şekillendi. Artık onu en azından yapamaz hale gelmesi lazım iktidarın. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz ve bütün konuşmalardan çıkan özet,
Evet, yargı, adalet, ekonomi sorunu çözülmeden en son siz söylediniz, sizin örneği Kürt sorunu da çözülmez. Hepsini birlikte ele almak lazım ama bir yandan da Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu artık adı ne konacaksa, nasıl Sayın Vahap Coşkun söylediği gibi ete kemiğe bürünecekse bunun bir şekilde sonuçlanmasına sanıyorum hemen herkesin ihtiyacı var. Tüm Türkiye'nin bekası açısından en azından. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa programın yavaş yavaş sonuna geldik. Var mı efendim ekleyeceğiniz bir şey? Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, böylelikle Açık Oturum'da 453. bölümünde sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve yeni konuklarla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.